Piyasa üzerindeki etkisini konuşacağız. Yücel Tonguç Erbaş var şu anda. Ahlaç Yatırım Genel Müdür Yardımcısı telefon hattımızda. Tonguç Bey merhabalar. Merhaba Semra Hanım, iyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler. Şimdi nasıl değerlendiriyorsunuz Google'dan gelen bu kararı? Yani iki ülke arasındaki ticari savaşlarına belli ki şirketler de artık katılmaya başladılar. Google'ın uygulamış olduğu bu kararı, açıklamış olduğu bu kararı nasıl değerlendiriyorsunuz? Sadece Huawei'ye mi bunun zararı olur? Google açısından da zararları olur mu sizce? Ya şimdi bu şirketler arasındaki değerlendirmeyi yapmadan önce aslında sizin de haber akışında belirttiğiniz, hep dünyada da tartışılan, yani Çin ile Amerika arasındaki bu ticaret müzakereleri sonrasındaki yenilen noktada aslında şu bir gerçek ki bugün yanılmıyorsam ya da OECD'nin bir bununla ilgili kararı veya haberi vardı. Daha öncesinde IMF Başkanı da aslında benzer bir görüş belirtti. Özür dilerim. Yani netice itibariyle tüm bu görüşmelerin, ticaret savaşlarının dünyadaki tüm aslında gelişmeler, büyüme anlamındaki gelişmeler etkili olacağını, her iki ülkenin ekonomisinin de bu ticaret savaşı gelişmelerinden aslında negatif etkileneceğini tüm dünya içindeki işte belli başlı bazı kurumlarda iletiyorlar. Şimdi bu olayda aslında telefon pazarlığı anlamında dünyadaki gelişmeleri aktardınız. Şimdi burada Google çevresinden de baktığımızda sonuçta o da bir pazar kaybedecek veya o da bir teknoloji kaybına ya da bir kendi açısından bir gelişim kaybına neden olacağı bir anlaşma imza atıyor. Tabii burada veya bir karara imza atıyor diyelim. Tabii burada çok kendi isteğiyle mi yoksa biraz daha hani bir ülke politikası açısından Amerika'nın bu konudaki görüşlerine istinaden bir karar alıyor. Onu da çok net söylemek zor, fakat şu bir gerçek. Bence bunun birkaç örneği daha gelebilir. Yalnızca belki teknoloji anlamında değil, Çin'i zor durumda bırakabilecek ya da bırakabileceğini düşünülen birkaç karar da farklı şirketlerden görebiliriz ama tahmin ediyorum bu genel bir hem Amerika hükümeti açısından hem Amerikan şirketleri açısından bir genel politika gibi görülüyor. Ama uzun vadede ben bunun her iki tarafa da sanki Amerika buradan daha karlı çıkıyor gibi gözükse de çok net bir kar getireceğini ve bir pazar büyümesi getireceğini ülkeler veya şirketler nezdinde düşünmüyorum. Dolayısıyla biraz bu konuyu hani gün içinde belki işte Amerika Çin'e bir şey uyguluyor gibi yaptırım veya bir ticaret tarafında bir öne geçmek için adım atıyor gibi düşünsek de orta ve uzun vadede her iki tarafın şirket ve ülke nezdinde biraz daha zararlı çıkacağı bir süreç içinde bulunuyorlar gibi duruyor. Evet, yani şimdi Huawei açısından bakıldığında işte Google'ı, Gmail'i gibi uygulamaları bu telefonlarda kullanılamayacak. Ama öte yandan bakıldığında da Google açısından bakıldığında da sonuçta %30'un üzerinde bir büyüme kaydetmiş bir marka içinde altyapı uygulamasını müşterilerine sunamayacak. Bu da büyük bir pazar kaybı gibi duruyor. Peki piyasa üzerindeki etkisi ne oldu? Yani yeniden ticari savaşlarının kızışacağı, hatta bu iki ülke arasındaki ticari savaşların artık şirketler bazında da devam edeceği yönünde bir beklenti oluştu mu piyasa üzerinde? Yani şunu çok açık söyleyebilirim. Aslında bu hafta biraz veri atışı sakin. Yani geçen cumadan gelen ve işte hafta sonunda devam eden aslında bu Avrupa, Japonya, ondan sonra Çin'le ilgili hep ticaret savaşları üzerinden dönen haberlerle birlikte bu haberin de hatta daha önce IMF ve OECD'nin açıkladığı bazı riskli durumlar yaratabilecek bu ticaret savaşlarının ben çok net bir piyasa etkisinin olduğunu düşünmüyorum. Hatta bugün şöyle bir genel piyasalarda işte borsalara, para birimlerine bakıldığında hem bizim kur tarafımız hem işte Borsa İstanbul tarafı hem dünyadaki endeks ve para birimlerinde çok net değişime neden olmuş bir gelişme gibi değil. Yalnız son 2-3 gündür, yani geçen haftadan yine bugüne gelen bir dolar değerlenmesi, dolar tahvillerine yöneliş ve doların 24 tane gelişmekte olan ülke ve 10 tane ana gelişmiş ülke para birimlerine karşı cumadan bugüne kadar bir değer kazanımı söz konusu. Yani yalnız bu haber akışıyla değil, genel anlamda bunun çok değişmediğini görüyoruz. Nispeten biraz Hindistan haberleri, biraz gelişmekte olan ülke para birimlerinde pozitif bir
görünüm sergiliyor gibi ama çok fiyat dalgalanması bu haber üzerinde yaratmamış gibi duruyor açıkçası. Peki Türkiye bu süreçten nasıl fırsat çıkarabilir sizce kendi açısından bakıldığında? Çünkü iki ülke arasında yaşanan sorunlar bazen üçüncü ülkeler için fırsat olabiliyor. Dolayısıyla bu süreçte Türkiye nasıl daha fazla sizce karlı çıkabilir? Şimdi bir kere öncelikle ithalat konusunda biz de Çin'in, yani ithal girdiler açısından baktığımızda Çin de bizim büyük bir partnerimiz. Yani bizim ölçeğimizde bir ekonomiye baktığımızda biz de Çin'den çok ürün alıyoruz. Hatta buradaki ticaret açığımızla ilgili de zaman zaman görüşmeler gerçekleşiyor. Burada avantajı Türkiye şöyle gerçekleştirebilir. Çin veya benzeri ülkeler, yani diyelim ki bunun içerisine biraz Avrupa'da girecekse önümüzdeki dönem, özellikle otomotiv pazarı için konuşuyorum. Belki bir alternatif, şimdi 80-90 milyon arasında bir nüfus, hatta Türkiye üzerinden işte komşu ülkelere de ihracat yapabileceğiniz bir konumda olduğunuzu düşünürseniz, Çin'den gelebilecek, Avrupa'dan gelebilecek, Amerika pazarının önünü kestiği bazı ürünleri belki Türkiye üzerinden pazarlamak ya da Türkiye'de bir yeni pazarı daha ucuz maliyetli sağlayabileceğimiz bir avantaja dönüştürebiliriz. Yani daha öncesinde işte ben Amerika'ya 500 milyarlık bir ticaretim var, Türkiye'ye örnek veriyorum 50 milyarlık bir ticaretim var derken, şimdi Çin'de artık Amerika haricindeki bazı pazarlara daha fazla emniyet göstermeye başlayacaktır. Bundan da Türkiye daha ucuz maliyetli, daha kaliteli ürün elde etme şansı bulabilir diye düşünüyorum. Evet, peki. Teşekkür ederiz Tonguç Bey, yayınımıza katıldığınız için, değerli yorumlarınıza katkı sağladığınız için. Evet, Ahlatçı Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Tonguç Yücel, Tonguç Erbaş'la değerlendirdik.